Çok büyük aydır işten var. Çıkmış, iş bulamıyor. Bak iş bulamıyor. Abi. Bak Suriyeli gelmiş burada, hem benim çocuğumun yani işini elinden almış, hem de ekmeğin elinden. Bu olay. YouTube'da. Televizyonda yayınlanmaz böyle tabii. Burada aslında diyeceksiniz, bak burada toplanıp diyeceğiz. Karşı, burada iş aslında iş verenlere sesleneceksiniz kardeşim. Suriyeli çalıştırmayın. Ya çalıştırmasın da şimdi. Çalıştırmayın kardeşim. Devlet de öyle bir politika izliyor ki şeydir. Çok büyük cezası var. Ya, ama şimdi adamı işe almak zorunda bırakıyor. Yani çünkü kardeşim, adam para kazanamıyor. Vergiler ne hale geldi? Elektrik faturaları %56 zam geldi. Yani şimdi adam şurada bir işletmeyi işletirken yani %56 bir elektriğe zam gelir mi? Doğalgaza zam gelir mi? Yani bunların altından kalkamıyor. Adam haliyle ucuz işçiliğe kaçıyor. Ben de diyorum yani sana şimdi, ki. Bak, şimdi sen de işletmeci olsan sen de aynı pozisyona. Çünkü niye? Devlet zaten seni zorunlu hale getiriyor. Yani ucuz işçiliğe kaçman için devlet bak seni kardeşim, zorunlu hale getiriyor. Bak deminden beri ben bağırıyorum. Ben ucuz işçiliğe kaçmak taraftarı değilim. Tamam bak, sen değilsin ama diyorum. Devlet seni ben diyorum ki Suriyelinin Türkiye'de çalışmasına ve gelmesine karşıyım. Ben istemiyorum arkadaşım. Ya gelmesin. Biz o konuda zaten hemfikiriz. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki devlet zaten yanlış politikalarıyla hani insanları da hani bunların çalışmasına zorunlu hale getiriyor. Ya da işte evet. işte bizim vatandaşımız zorunlu gidip... yok onların. Bakın siz bunu bilmiyorsunuz. Yok yok. İşten olarak. Bunlar aslında yani, çok özür dilerim. Çalıştırma zorunlu. Bunlar bak devletin yapmış anladım. Olduğu bir hata burada var. En büyük hata. Zorunlu koşulu yok. Çok büyük cezası. 14 milyardan başlıyor cezası. Bir Suriyeli'ni çalıştırdığım veya bir Özbek veya birini çalıştırdığın zaman. Belediyesi mesela. Denetimi yok. Ya ikamesini almış. Abi. Çalıştırıyor. Değil. Sigortanın denetimi yok. İşte. Eğer sigorta denetlese, zabıtalar denetlese, ondan sonra bak işsizlik var mı yok mu Türkiye'de? Bütün Suriyelileri çıkaracaklar mecbur. Ya işsizlikle sebep zaten şu anda bütün gençlerimiz hepsi asker olmak zorunda kalmış. Yani şu anda herkes asker olma zorunluluğu doğmuş gençlere. Ne yapıyor? Gidiyor işte doğuda, güneydoğuda paralı askerlik sistemini getirdi. 4000 lira. Çünkü 4000 lirayı kazanacağı bir iş yok adamın. Evine ekmek götüreceği bir işi yok. Yani gelip bir mağazada bir iş bulamıyor. Yani devlet çok kötü bir politika izlediğinden şu anda gençler hepsi işsiz. Ne yapıyor? Askere gidiyor. Ölümü göze alıp gidiyor orada işte dağda taşta. Yazık günah değil mi ya bizim vatanımızın evladına? Yani bir genç ne kadar sürede yetişiyor, ne masraflarla yetişiyor? Yani devletin bir politikası yok. Devlet sadece Amerika'ya uşaklık ediyor şu anda. Amerika'ya, işte İsrail'e, ondan sonra İngiltere'ye, Fransa'ya uşaklık ediyor. Etmeyen var mı? Etmeyen var mı diye bir şey yok. CHP'si de gelse edecek. Efendim sana MHP'si de gelse edecek. Ebir'i de gelse edecek buna. Ne yapacağız o zaman? Çözümünü o zaman kendiniz üretin o zaman. Yani şimdi ben sen böyle konuşursan, edecek diye konuşursan. Politikaya ben girmek istemiyorum. Politikadan ben anlamam. Siyasi taraf olarak konuşmuyoruz. Biz siyasi taraf olarak konuşmadan. O zaman şöyle konuşayım sana. Kılıçdaroğlu ayrı konuşuyor. Efendim MHP ayrı konuşuyor. Efendim sana söyleyeyim Ebir ayrı konuşuyor. Buradan konuşuyor. Bir kuzuşmuşlar koltuk sevdasından götlerine yapışacaklar koltuklarına. Onun kavgası. Kardeşim senin sözümün varsa, bunun sözümün varsa, şunun sözümün varsa oturun masaya çözelim onu. Hangi yol izleyecekse iyi izleyelim. Eğer Türkiye'nin geleceğini, halkının geleceğini düşünen insan bunu yapar. Bunlar ne yapıyor? Yok ben yaparım, ben bitiririm, ben ederim. O zaman sun ortaya. Sun ortaya bir şey. Şimdi zaten bizim en büyük kabahatimiz taraf olmamızdır. Şimdi biz fikir olarak sağcı solcu fikir de kendimizi sabitleyip taraf oluyoruz. Taraf olduğumuz için de iyi yapan kişiyi biz kollamıyoruz. Bugün Elazığ'da deprem mesela oldu. Bugün orada CHP milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın 5 tane milletvekili var. 4 tanesini at bir kenara. Gürsel Erol sokak sokak kapı kapı geziyor ve kimin ne sıkıntısı varsa bu adam CHP'li. Yani herkesin derdiyle tasasıyla ilgileniyor. Yani şimdi sen kalkar da eğer bu tip adamları seçmesini becerebilirsen bugün orada kalkıp da kimse taraf olmadı mı ne yapacaksın? İşi ehline vereceksin. Ondan sonra bu yok A partiliymiş, bu B partiliymiş bu fikirle bakmaksızın bir şeye odaklanırsan sen ülke olarak kazanırsın. Bizim ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki 4 mevsimi yaşıyorsun. Ondan sonra her yerinde yani yaz olsun kış olsun her türlü turistik faaliyetleri var. Ondan sonra fabrikaların var yani çalıştırıp buradan ekmek kazanabilirsin. İnsanlarımız rahat ekmek kazanabilir. Ondan sonra yurt dışında mesela ihracat yaparaktan bir şeyler kazanabilirsin. Yani çünkü üretimin var. Çalışkan bir milletiz. Yani her ne koşullarda olursa olsun çalışkan bir milletiz. Ama devlet olarak da bunun arkasında duracak insanları seçmemiz lazım. Mesela devletin idarecisi olan kişileri. Çok güzel bir konuya değindim. Yani o adamlar burada kalkıp da bu adam işverense bu adamın vergisini
kısıtlayacaklar. Ondan sonra elektrik faturalarını ona göre kısıtlayacaklar. Yani ne hani be. 100 lirayı çıkartıp 200 liraya çıkartıp adamı zor şartlara sokup ondan sonra üretim faaliyetlerini durduracak duruma getirmeyeceksin. Bunu da dediğim gibi yani sadece taraf olmaksızın doğru kişiyi seçerek yapabiliriz. Biz doğru kişiyi seçmediğimiz sürece arkadaşın dediği gibi maç taraftarı oluyoruz ya, ölümüne Galatasaray ya da Fenerbahçe, artık Galatasaray Fenerbahçe iyi futbolcuyu tutmuyoruz ya. Hani kötü de olsa bu takımlıyız. Yani biz bundan kurtulmadığımız sürece hiçbir zaman bir yere seçim kutlaması yapıyoruz. Yani hiçbir yere gelemeyiz. Şampiyonluk yani. Kutlar gibi. Böyle. Çünkü zaman, herkes taraf. Demek ki benim gibi ne takım tutacaksın? Ben Trabzonluyum. Ne Trabzonspor tutarım, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe. Ben takım tutmam. Parti Allah etmesin hiç tutmam. Oy kullanmam, oy vermem. Ha eğer siz böyle, çok özür dilerim lastım, anlaşmayın. Bizi bir koyun olarak takmışlar boyunumuza yular. Tük 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 oyuna getiriyorlar. Tük 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 bu oyuna girdiler. Şak şak sıkıyor biz. Eğer biz bu şak şaksılığı bırakmadığımız sürece bizim burnumuz hiçbir şeyden kurtulmaz. Az önce dedin ihracatı. Ben %80, %90 civarında yurt dışına satıyorum. Türkiye'de pek mal satmıyorum. Bize devlet, ya arkadaşım sen bu kadar ihracat yapmışsın. Sen bu kadar hani mal satmışsın. Türkiye'ye döviz getirmişsin. Bu baş hayvanlara biz bu kadar al parayı getir diyoruz. Sen kardeşim ben bak 3 tane koskebe proje vermişim. Arca çalışmalarım var. Biz sana destek verelim. Sen daha güzel üretimler yap demiyor. Ufak esnaf. Benim ve bu sene verdiğim vergi büyük fabrika vermemiş. İnan vermemiş. Zaten vermiyor ki. Büyük firmaların tamam hiçbiri vergi vermiyor. Bir şey yani bir şey onlar da zaten döviz yandaş. Çıkıyor. Yani adamın şimdi adamın bize ne getirdi? Kişiler. Bak bize ne getirdi biliyor musun zorunluluk? Gelen dövizi %80, 100 bin dolar geldi mesela. %80'ini bankalarda bozulacaksın. %20'sini döviz bürosunda bozulacaksın. Benim süsler dövizden çalışıyorum ben. Tamam mı? Eğer bozmasan ceza vuruyor sana. Süsleri, şimdi onlar da döviz buraları artık kayıt altına, 1000 dolardan yukarısını kayıt altına alıyorlar. Tamam mı? Niye yapıyorlar? Bankalar kazansın diye. Ulan bankadan ben zengin miyim? Banka bana vermiyor. O zaman döviz bürosu üstünden bozsunlar, onu da yapmıyorlar. Ben de anlattığım konu o zaten. Biz hani doğru kişileri seçmediğimiz için yanlış abi bir politikanın hani kurbanları oluyoruz. Doğru her konuda kişi küçük zaten esnaftan büyük yok. Esnafa kadar. Koltuğa yani, götünü koyduğu zaman yani doğru kişiliği kaybediyor. Büyük esnafa kadar doğru. Bana kolay yazın. Yani herkes bu insanlar hani insanların yanlış tercihinden dolayı herkes yani şey oluyor, mağdur oluyor. Yani bu sade vatandaş da öyle. Hani normal evinde oturan vatandaşa adam hiçbir iş yapmıyor. Yapacak iş yok çünkü. İş yok. Adam 40 liraydı. Diyelim atıyorum mesela işsizlik sigortası 40 liraydı. Bugün olmuş 80-100 lira. Lan zaten adam o 40 lirayı bulamıyordu. 80 lirayı versen ne karşılığında ne hizmet alabiliyorsun ki? Gidip ilacını yine parayla alıyorsun. Hani akıllarınca tamam mı? İnsanları aptal yerine koyup sağlık sigortası kapsamında acile gidersen tedavi ücretsiz oluyormuşsun. Lan zaten ben vatandaşım. Sen ben acile gittiğim zaman bana bakmak zorundasın. Benim hiçbir sosyal güvencem olmasa ben sana o 40 lirayı 50 lirayı ödemesem de ya neredeyse sen benden caddede gezdiğim için benden para alacaksın ya, böyle bir politika var mı ya? Ben her zaman söylüyorum, biz yıllarca aptal gibi partilerin arkasından biz sağcıyız biz solcuyuz diyerekten partilerin arkasından koştuk ve hala bu şekilde devam ediyoruz. Biz bu zihniyetten kurtulmadığımız sürece hiçbir zaman bir yere gelme şansımız yok. İlla ki birileri bizi kullanacak. Bizi birileri kullanacak. Bugün Suriye meselesi, yarın bir başka mesele. Ondan önce Afganlar vardı. Ondan sonra yarın bir gün Gürcüler gelecek. Bir ara Ruslar dolmuştu buraya. Sovyetler Birliği yıkıldı, dağıldığında Ruslar buraya doluşmadı mı? Yani bu şu anda bugün Suriye meselesi ise yarın da bir başka mesele. Yani biz dediğimiz gibi yani halk olarak bir defa taraf olmaktan vazgeçeceğiz. Niye Suriye'ye düşmanlık? Bu onların hatası değil. Bu zaten bizim şahsi hatalarımız. Yani ne taraf olmamız. Yani vatandaş olarak biz taraf seçiyoruz. Ben sağcıyım. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Doğru olan insanı seçeceksin. Ben diyorum ben bugün bakıyorum mesela Elazığ'da Gürsel Erol. 5 tane milletvekili var. Diğerlerini at kenara. Bir tek Gürsel Erol bugün memleketi için bir şeyler yapıyor. Bu adam doğru adam. Bu adam gecesini gündüzüne katmış bir şeyler yapıyor. Halkı için, oradaki halkın eğer temsilcisi ise bu halk için bir şeyler yapıyor. Biz bu adamları seçmesini bilirsek eğer yarın bir yerlere gelme şansımız var. Ama seçmesini bilemezsek bizim yani bugün burada sadece konuşulanla kalırız. Yarın yine ah tüf eder. Yani halimizden şey yaparız, şikayetçi oluruz. Zaten şu
Devletten şikayetçi oluruz. Parlamento devlet dediğin... yapmıyor. Meclis milli değil. Sorunumuz milli olmamak. Kardeşim bak bunu hepimiz bu bilelim. Bu koşullarda olamazsın milli ki. Milli değiliz. Bu koşullarda biz olamazsın. Biz halk olarak belli yerlerde konuşuyoruz. Birleşemiyoruz. Bir çözüm üretim sağlayamıyoruz. Sandığa gittiğin zaman, sandığa gittiğin zaman eğer ki sağlıklı bir şekilde karar almasını bilirsen böyle hani iş yapmayan bir meclisi bugün konuşmayız. Çünkü hepsi işini yapmak zorunda kalır. Ama sandığa gittiğin zaman taraf oluyorsun ya, bu hemşerim, bu bizim yakınımız, bu bilmem amcamın damadı, bilmem kim. Bu, hepsi yani... aynı. Hepsi aynı. Bakın belediyeye geliyorlar, belediyeler arpalık oluyor. Halk için çözüm üretiyorlar mı? Gördünüz mü halk için çözüm ürettiklerini?